yaptık. Ve evet dostlar, herkese çok selamlar. Başlıyoruz. Evet, bu bölümde kriptolara ek olarak hisse senetlerine altın, dolar, gümüşe ve BIST 100'e de gireceğiz. Çünkü neden? Çünkü kripto emeklilik programında uzun vadeli hedefe ulaşabilmek için kısa vadede ne yapmamız lazım? Dolar kazanmaya devam etmemiz lazım. Elimizdeki sermayeyi artırmamız lazım. Bunun için de kriptolar düşerken yeni varlıklara da tabii ki de koşmak lazım. Para kazanmaya devam etmek lazım. Ama kriptolar ana odağımız, her zaman böyle olacak, söz veriyorum. Fakat kriptolar dışında mesela başka nelere ele almalıyız? Yorumlarını bekliyorum. Özellikle istediğin hisse senetleri varsa yorumlara mutlaka yaz. Hani çok istek gelirse onda dikkat alabilirim. Fakat bugün bir tanesi var ki rally'ye gidebilir. Bak, yeşilleri yakmış abi. O nedenle bu videoyu sonuna kadar izle ve kriptolar tarafındaysa özellikle Binance'de milyonlarca XRP transfer ediliyor. Bu ne anlama geliyor? Evet, yanlış duymuyorsun. Ve özellikle, çünkü niye bunu anlatıyorum? Binance en büyük XRP coin sahibi. Şimdi hepsini masaya yatıracağız. Açıklama kısmında zaten her konunun saniyesi var. Tıklayıp oradan bakabilirsin. İstediğin konuya hızlıca geçebilirsin. Evet, herkes hazırsa ne yapıyoruz? Bam bam başlıyoruz. Evet, şöyle bir ekranı açtık. Evet, şimdi Fed'in güncel faiz oranı 4.50 değil mi? Bu bölümlerde, bu hat içerisinde 2023 için hedefini ne yaptı? 5.1'lere getirdi. Tamam mı? Bunu biliyoruz zaten. Bu çok yeni gelen bir haber. Fakat Fed başkanı oldukça sert de konuştuğu için 2023'te resesyon beklentisi iyice arttı. Ve 2022 enflasyon yılı olduğu seneye resesyon yılı olacak ve Fed için bozulan fabrika ayarlarına dönme yılı olacak. Dönmeye çalışma yılı olacak 2023. Resesyon kontrollü olursa kanka, arzı sınırlı Bitcoin, altın, gümüş gibi varlıklar baskılamaya devam eder. Fed işini bitirir. Enflasyonu %2 bölgesine çeker. Arkasından Fed işini bitirir çıkar. Arkasından yükseliş sırası Bitcoin ve altın gibi işte o arzı sınırlı varlıklara geçebilir. Ve hisse senetleri de tabii o dönem S&P 500 falan rally yapması beklenebilir. Peki resesyon kontrolsüz olursa ne olur? Değil mi? Herkes Fed, ya Fed başarısız olursa, resesyon kontrolsüz olursa o zaman dünya piyasaları büyük bir krizle baş başa kalır. Bu sefer de Fed bu işi yönetemiyor. Doların ne olacağı belli değil. Dur, en iyisi ben birilerinin kafasına göre basıp da piyasaya dağıtmayacağı belli olan altın gibi, Bitcoin gibi varlıklara geçeyim de, hani bunu yapayım da ne olur kendimi sağlamalıyım fikri yatırımcılarda oluşabilir. Bu da yine ne olur hani Bitcoin'de yükselişi getirebilir. Dolayısıyla yolun sonu benim analizime göre yükseliş. Ama bu yolu Fed'le mi birlikte yürüyeceğiz, yoksa Fed'siz yalnız mı yürüyeceğiz? Buna Fed'in kendisi karar verecek aslında. 2023'ten genel olarak umutluyum. Zaten aslında bak, şimdi şurada bir şey göstereceğim. Şu koyu mavi olan Fed'in faiz oranı zaten. Aşağıdaki açık mavi olan da S&P 500 endeksi. Bak, şu bölge 2007 yılı. 2007 yılındaki hat içerisine geleceğiz aşağı yukarı. Bak, hatta gelirken hep söylediğim bir şey var abi. Uyarıyorum hep. Fed pivot yaptıktan sonra düşüş yaptığı zaman aslında yükseliş başlamıyor. Bak, burada kanlı canlı görüyorsun. Bir süredir videolarda uyarıyorum. Fed pivot yapıp düşüşe, yani faizleri düşürmeye başladığı zaman bütün her yerde riskli varlıklarda düşüşler geliyor. Onun öncesinde zaten piyasalar önden satın alacağı için birçok bilgiyi, onun öncesinde rally geliyor. Bunlara bakmak lazım. Evet, şimdi tabii ki de Fed enflasyonun hızlı ve kalıcı şekilde düştüğünü görmeden hisse senedi piyasası olsun, altın, gümüş, Bitcoin, altcoin piyasası olsun, piyasaların yükselmesine izin vermeyecek. Adamların derdi zaten dünyanın rezerv para birimi olan dolarda resmi veri olarak %7'lerde gezen, hissedilen olarak da %15 civarı olan enflasyon belası. Fed dolardaki enflasyonu yenemezse hiçbir ülke doları tutmak istemez, değil mi? Bunu biliyoruz. Yani bu olmazsa da ABD'nin kurduğu monopol ekonominin sonuna geliriz. Bunu da ABD hiç istemez. Bilirsin abi, bak, basit mantık. Yani ben aslında dünya finansal sistemini ben burada çok uzun zamandır çok basit şekilde böyle monopoli oyununa benzetiyorum. Monopoli oyununda kasa ABD'dir. Kasa her zaman kazanır. Yani aslında günümüzde oynadığımız finansal sistemin adı monopoli zaten. Yani aslında bu oyunu oynuyoruz abi. Hepimiz burada bir piyonuz. Biz yani aslında bireysel de değiliz. Ülke olarak burada bir piyonuz. Ve yani kasa ABD, diğer ülkelerde diğer oyuncular. ABD için 2. Dünya Savaşı sonrası 1948 ve 51 yılları arasında 16 ülkeye antikomünist amaçlı yapılan yardımlarla kurulan monopoli sistemi, monopoli oyununun bitmemesi için bunu, yani dolardaki o enflasyonu alması lazım. Yoksa monopoli biterse kendi zenginliği de biter. Kendisi açısından böyle. Hani başlarda 2023'ten ümitliyim gibi biraz konuştum. Bunları veriyorum aslında ama bu şuna dayanıyor kanka.
Can Kabak. 2022'de piyasalar çok ezildi. Kriptolar ezildi, hisse senetleri ezildi, altın ezildi. Peş peşe çok uzun süre bu kadar ezemezler, ezemezler. Bir yerde mini boğaların geleceğini düşünüyorum ki özellikle kriptoların Ocak 2022'de resmi olarak ayı sezonuna girdiğini düşünürsek tam bir yıldır adam akıllı bir mini boğa sezonu görmedik. Yani dolayısıyla 2023 taşların daha bir yerine oturacağı bir yıl olacak. 2024'ün de çok ama çok daha güzel geçeceğini düşünüyorum ki 2024'te zaten Bitcoin halvingi var. Ama neyse, güncel tarafta şöyle bir bakacak olursak dostlar. Evet, devam ediyoruz. ABD Başsavcılığı'nın işte şöyle bir şey göstereceğim. Binance borsasını kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle suçlamayı düşündüğüne dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Ve sonrasında eski haberlerin olumsuz hava yayıp kriptoları daha da düşürmek için tekrar servis edildiği falan ortaya çıktı. Ama BNB'ye saldırılar başlattılar, fuatladılar, işte baktılar, yıkamadılar, vazgeçtiler şimdilik. Ama Binance'in bu büyük XRP transferinde açıkladığına göre olay teminatla ilgili cüzdanların tasfiyesi. Bana kalırsa regülasyon ve olası bir Binance davası öncesinde... Yani Binance borsası hiçbir açık kapı bırakmak istemiyorlar. Durumlar böyle. Öte yandan tabii Elon Musk da bugün bir anket başlattı. Yani ben CEO'luktan ayrılmak istiyorum. Sence ayrılmalı mıyım tarzı bir anket başlattı. Buna da Edward Snowden bir açıklama, bir mention yaptı. Dedi ki ben sahip olabilirim, CEO olabilirim. Ödemeleri de Bitcoin alabilirim tarzı böyle. Bayağı böyle kripto ekosistemini okşayan bir yorum yaptı. Kim bilir bakalım, olur mu olur. Evet, şimdi şöyle bir dolar endeksine bakıyoruz kanka. Dolar endeksi 104'lerde, 104-105 arasında geziyoruz. Aslında kanka şimdi bu bölgede bir Fibonacci'miz var. Tam bir sıkışmayı açtık gibi aslında. Yani dolar endeksi biraz daha Fed'in kuvvetli ittirmesiyle ben önümüzdeki süreçte biraz daha yükselmesini bekliyoruz tabii ki de. Burada şu an 104-105'lerdeyiz. 106'lara kadar yolu var. Tabii dolar endeksinin yükselmesi demek riskli piyasalardan S&P 500'ler, altındır, işte arzı sınırlı Bitcoin gibi varlıklardan paranın çıkması anlamına gelebilir. Ama güzel bir nokta var. Ondan birazdan bahsedeceğim. Şimdi VT Cross'ta zaten DXY'de dolar endeksinde en son yeşili yakmış 4 saatlikte, bunları söylemek lazım. Şimdi tabii DXY'a teknik analiz yapmak ne kadar mantıklı biraz tartışılır ama bir alçalan takoz içerisinde hani bir teknik analiz var ise buralarda bir yerlerde, o da budur abi. Yani buralardan bir yükseliş tekrar yapmasını bekleriz. Zaten Fed'in de baskısı var. Şimdi Fed tabii Fed tutanakları gelecek. Fed zaten yeterince şahin konuştu değil mi? Fed tutanakları daha gelmedi. O gelecek. Arkasından aralarda Fed çıkıp çat çut açıklama yapabiliyor. Bunlar yapıp biraz daha piyasayı ateşleyebilir. Bunlar hep masada. Bunlar konuşmamız, bilmemiz gereken detaylar. Evet, şimdi dolar TL'ye bakacağız. Ondan sonra kriptolara da geçeceğiz tabii. Biraz altın ve gümüşten sonra. Şimdi kanka dolar TL tabii böyle bir 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine yaslanmış duruyor dolar TL karşısında ve bir yükselen bir takozdan çıktı ama 50 günlük vesaire falan normalde daha çok düşüş aslında, yani yükselen takozdan sonra çıkınca düşüş olması lazım ama burada işte 50 günlüğe yaslanması var, işte yıl sonu vesaire falan. Malum seçim öncesi falan derken burada aslında şu an destek bölgemiz tam desteğin üstünde 18.65. Ben daha majör noktaları konuşacağım. 18.08'de daha bir majör bir destek var. 18.08 evet. Oralarda bir destek var. Tepemizde de 20 dolar 20 lira civarlarında daha majör bir direnç var. Bunları söyleyelim. Evet. Şimdi bu tabii böyle bir hat olduğu için biraz daha burada biraz hani görmek lazım yıl sonu sonrasını. Durumlar böyle, söyleyebileceklerim şimdilik bu şekilde. Evet, altın tarafına baktığımız zaman kanka altından ek çıkıyor karşımıza. Evet, şöyle koca bir hattımız vardı. Bak daha önceden de altın analizlerimiz vardı. Şimdi bu hat içerisine gidiyoruz. Öncelikle bunu bir bil. Koca bir yükselen takoz ama baya baya koca. Şimdi hani altın düştü, öldü, bitti diyorsak Fed met faiz arttırdı, bastı 2000 dolar. Bak şu bölgede, bak mouse'u sallıyorum ya, bu bölgede Fed met yoktu. Tamam, Fed sahneye çıkmamıştı. Fed sahneye çıktı, 2070 dolarlardan altını düşürdü. 1639. Baktığın zaman yani 4'te 1 oranında kabaca düşürdü. Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin'de bu oran tabii ki de genel olarak daha fazla. Ama hani bu Bitcoin'in iyi veya kötü olması anlamına gelmiyor. Bitcoin'i ben altın karşısına şöyle değerlendiriyorum. Bitcoin hani altına hep benzetiriz ya ama
Altın yüzyıllardır bizim hücrelerimizde, piyasanın hücrelerinde. Altın, işte Bitcoin biraz daha piyasaya, piyasanın hücrelerine doğru böyle hani yol almaya çalışan bir varlık şu an. Hani hep böyle işin başında diyoruz ya, sebebi bu. Hani böyle bir insana benzetin abi piyasayı, tamam mı? Bitcoin yavaş yavaş bütün hücrelerine yayılıyor piyasanın. O yüzden hani daha fazla inişler, daha fazla yükselişler mümkün. Şu an tabii 50 günlük bir direnç var, 1800 dolarda ve altın şu an 1780'di. Destek bölgesi 1759'larda. Şimdi Fed'in baskısına göre buralarda da birazcık rotasyon olabilir. Bak çok benzer bir hareket görüyoruz sanki bu bölgelerde. Yani biraz daha hani önümüzdeki günlerde Fed'den bir açı, yani tutanakların geldiği gün özellikle biraz daha belki baskılanabilir. Bunu söyleyeyim. Çünkü Fed resesyonu sokacak, yani burası belli oldu artık. Hatta bir miktar istiyor, kontrollü resesyon geliyor aslında, bunu söylemek lazım. Dolayısıyla burada biraz daha inişler mümkün. Yani altında hatta çok da bir düşüş görmedik. Yani görüyorsun bak, 1/4 oranında düştü. Altcoin'ler falan kızılca kıyamet yani. Bak burada benim göstermek istediğim fırsat şeyde olabilir. Başta söylediğim gibi gümüşte olabilir. Çünkü bak bir golden cross beklentisi var. Bu çok güzel bir fırsat olabilir gümüş için söylüyorum. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Daha başlamamış kanka. Daha bir gümüşte bir hani başlayabilir. Bunu not et kanka. Bunu not et bak. Şu an destek bölgesi buralar. Yani 23 dolarlar destek bölgesi. Şu bölgelerde bir destek var. 22 dolar bölgelerinde. Tamam mı kanka, bak şöyle gösteriyorum. Şu bölgelerde bir destek var. 22 dolar bölgelerinde. Biraz altında 20 yani 21 ve 22 dolar o bölgelerde bir destek var. Yani burada bir golden cross başlaması durumunda bizi 25 dolarlara kadar şöyle bir atabilir. Bunu takip etmek lazım. Şöyle bir rotasyon yapabilir. Onu söyleyeyim yani. Burada bir golden cross başlarsa buna takip edelim. Bak VT cross şimdilik günlük tarafta sat vermiş. Bakalım. Bazen başlamayabiliyor. Bunu takip etmek lazım ama güzel yani. Hani şöyle rezalet bir piyasada golden cross ihtimalini bile masaya koymak bence çok güzel. Evet. Şimdi evet, BIST 100'e, ya aslında BIST 100'e bakacağız. Yayının başında da söyledim ama abi yani bu bana çok böyle şeyi benzetiyor. Altcoin'ler var ya, altcoin'lere benzetiyorum biraz grafiğini. Dolayısıyla burada ne söyleyeyim ya? Burada mesela böyle bir grafiğin teknik analizi olmaz. Genelde ben burada hisse senedinden bağımsız şekilde genel endeks için bir şey söyleyeyim. Biraz daha ben şahsen burada hangi para birimi olsun, dolar olsun, altın olsun, işte kripto olsun, Polkadot olsun, Ethereum olsun, Bitcoin olsun, birazcık böyle bir düzeltme yapmasını beklerim. Yani ben şöyle bakarım abi, bak yani bu olaylarda bu buraya gitmiş, daha da gitmiş, önemli değil abi. Ben burada hani öyle burada 100 kat risk alacağım ama biraz daha insin, rahatlasın, soluklansın, yavaşlasın, belli bir destekler kursun, dirençler kursun kendi çapında. Ondan sonra giriş yapmak biraz daha mantıklı olabilir. Yani bunları söyleyeyim. O yüzden yani buralar böyle gitmiş, 50 günlüğü 200 günlüğü devirmiş. Durumlar böyle. Şimdi kanka Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de tabii destekler, dirençler, ayılarla boğaların savaşına baktığımız zaman aslında yer yer bir şeyler var yine. 16.400'lere kurulan setle 17.000'lere kurulan bir set var. Şu an 16.680 dolar bölgelerinde Bitcoin. Çok aşırı eli açık oynamıyorlar ama 16.000 dolara çekilen ince bir destek var order book tarafında. Ayılarda da 17.200, yani oralarda tutunuyor. Yani muhtemelen FED tutanaklarını bekliyoruz kanka. Şimdi para zincir tarafındaki paranın akışına baktığımız zaman direnç tabii babalar gibi daha büyük bir direnç var. 16.785 ve 17.250. Yani 17.250'yi şu an kırması birazcık zor görünüyor. Destek bölgesi. Hani bu destek de kötü değil tabii. 17.700'lerde bu sıkışmanın arasında gidiyoruz. Hangisi kazanır? Dirençler biraz daha kuvvetli yani şurada gördüğümüz kadarıyla. Eğer 16.246 kırılırsa Bitcoin'de, o zaman 15.700'lere kadar yol var. Yol var. Bunu söyleyelim. Evet. Yani bu sıkışma kırılacak bir yerlerden. Bak bugün ilginç olaylarından bir tanesi. Likidasyonda Ethereum daha çok likidi olmuş mesela. Ethereum yatırımcıları daha çok likide kaçmış, likit olmuşlar. Bitcoin arkasından geliyor. BNB, RLC, BNX, TRB gibi, Doge, MASK, XRP, Ape, Algo, SHIB gibi. Yani durumlar böyle kanka. Şimdi direnç tarafında güzel haber şu, direnç diyorum zincir tarafında. Bak gitgide yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar biraz daha alım noktasına gidiyorlar Bitcoin'de. Yani 16.700 dolar bölgelerinde biraz daha Bitcoin kalabilirse böyle 15'lere falan düşmeden, muhtemelen kurumsal yatırımcı biraz daha ikna olacak. Biraz daha o zaman buralar bayağı bir dip seviyeler. O zaman biz buradan biraz daha alalım diyebilirler. Burada tabii yine beklenen şey bence birazcık FED tutanakları. Yani FED şahinliğini koruyacaktır tabii.
Ama yani çünkü FED tutanaklarından sonra önümüzde açık. Yani FED çıkıp da löp diye bir açıklama yapmazsa Şubat başına kadar yol açık. Oralarda kurumsallar FED tutanakları sonrası biraz daha alım noktasına gidebilirler. Ha, FED tutanaklarından da sürpriz beklemiyorum bu arada. Şimdi bak, geçen Bitcoin böyle bir 18'lere falan geldiği zaman, bak hatırlıyorsan burada çok fıstık gibi böyle 90'a, böyle Messi takar ya 90'a, onun gibi bir yorum yaptık ve gerçekten sizi pahalı Bitcoin almaktan kurtardık. Net hatırlıyorum bak. Buralara geldi kanka. Diyorum ki bak, şu kırmızı çizgin üzerinde Nvidia Golden Cross'ta Bitcoin pahalıdır kısa vadede. Ha, uzun vadede yine değildir bana kalırsa. 18'den almak da pahalı değildir ama kısa vadede pahalıdır bana kalırsa. Şimdi burada bak, gördüğün gibi tekrar hattın içerisine girdi. Yani şu anki bölgeler 16.600'ler, yine kısa vadede pahalı değil diyor. Bunu söyleyelim, evet. Şimdi bir de tabii ki de longlara shortlar, yani long short oranları kim ne kadar karda. Şu an tabii bak, long termleri yani uzun vadeli yatırımcıyı bezdirme çalışması yürütülüyor. 0.62'lere kadar gerilediler. Yani 0.62'lerde bayağı bir uzun vadeli yatırımcıları bezdiriyorlar. Kısa vadeliler birebir gibi, yani şu an kısa vadelilerde çok da bir zarar yok gibi ama uzun vadeyi bezdirme işte. Hani diyoruz ya, Bitcoin her şokta zayıf ellerden Bitcoin güçlü ellere geçiyor. Burada da bu grafiği, bu olayı görüyoruz. Evet, Bitcoin'de CME tarafında bir boşluk var mı? Yok ama bunu söyleyelim. Peki teknik analize baktığımız zaman bir hattı kırdık tabii. Şöyle bir beyazla gittiğimiz bir yükselen takozu kırdık. Düşüşü geldi, bir alçalan takoz oluşuyor sanki burada. Oluşmuş aslında. Onu kırmışız fakat üzerimizde 16.800 direnci var. 16.800, 16.900 ve arkasından 17.160. Bu bölgeleri kırarsak ve arkasından 17.260 geliyor. Bir türlü bitiremiyoruz. Yani en azından 17.260'ı kırarsak kanka, önümüz biraz daha ne bileyim 17.700'lere kadar falan çıkabiliriz ama şu an dirençlerimiz var. Destek bölgemiz 16.600'ler aslında. Destek var orada. Biraz altında bak, ben tarihli konuşmayı seviyorum biliyorsun. Yani şu 20 gün şey 20'sine kadar, yani yarına kadar bu atın içerisine ha girersek kanka, yani 16.400'lere falan düşersek tekrar bir pik yapma ihtimalimiz var buradan. Çünkü bu bir alçalan takoz. Bir pik yapabilir. Tekrardan atabiliriz yani 16.600 bölgesine. Şimdilik baskılarımız mevcut. Tam sağ pres bak. 4 saatlikte BT Cross diyor ki kanka, buradan bana belli olmaz. Buradan bana belli olmaz diyor. Kırmızıyı yakmış. Bir günlüğe bakalım. Bir günlük ne diyor? Bir günlükte de kırmızı yakmış. Bir saatlikte ne diyor? Bir saatlikte de kırmızı yakmış. Yani ben diyor düşebilirim. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz diyor. İşin şakası tabii. Ethereum'a baktık. Ethereum'da da direnç bariyerleri kurulmuş adeta. FED'den kaynaklı abi bunlar. Hep bunlar FED'den. Yani bu dönem geçtiği zaman, bu devran değiştiği zaman bunların hepsinin yıkılacağını düşünüyorum. Enseyi karartmaya gerek yok. Yani Ethereum'da destekler çok zayıf. Uzun zamandır bu kadar zayıf destekler görmedim. 1151, 1117, 1084, 1046, 1008, 1000 dolar yani. Ha tabii güzel nokta şu. 1151'den 1080'e kadar 4-5 tane destek var ama çok da yani kuvvetli değil. Kanka 1200'ler, 1256, 1289 buralarda direnç var. En güçlüsü 1256 bölgesine bir direnç var. Bunu söyleyelim. Ethereum teknik analizine baktığımız zaman biraz sıkıntılı. Yani bir dead cross'a gidebilir. Bir ölüm haçına, nedir o? Ölüm sarmalına gidebilir. Yani ölüm sarmalı derken gözünüz karartmasın. Buradan 0 dolar olacak anlamında bir şey söylemiyorum. Sadece bir dead cross yapabilir, biraz daha düşüş yapabilir. Burada bizim en önemli destek noktamız 1170 dolar bölgeleri. Bir altında hani 1100, demin söylediğim bölgeler var mı? Bizim majör destek noktamız Ethereum'da 1000 dolar. Bunları söyleyelim. Orası da şu bölgeler. Bak ha, burası zaten kırmızıyla çizmişiz kanka. Bu bölge bizim majör destek noktamız. Bunun altına kırmadıkça, 1000 dolarlara geldik daha öncesinde de zaten. Çok büyük bir olay olup bu 1000 doların altına kırmadıkça, orada tutunmadıkça ben Ethereum'da biraz daha hareket, yukarı yönlü hareket beklerim. Ama şimdilik burada tutunmaya çalışıyor. Şu beyaz verdiğim hat içerisinde tutunmaya çalışıyor. Bunları söyleyelim. Evet, şöyle baktığımız zaman logaritmik yapsak çok bir şey değişmiyor. Evet, bir dead cross var. Ona karşı dikkatli olmak lazım. Total markete baktığımız zaman o da bir yaşam savaşı veriyor. 760, 770'lerde direnç var. Aslında bir alçalan takoz var. Normalde bunu böyle patır kütür kırması lazım ama ayı sezondayız. Fed'in baskısı var. Dolayısıyla durumlar böyle. Ha, Ethereum'da şeye bakmadık. Ha bak, VT Cross 4 saatlikte al vermiş Ethereum'da. Yani bugün yarınlık trade yapıyorsan Ethereum'da güzel diyor. Yani hani fena değil. Fena değil. Dikkatli ol yine. Biraz daha birkaç günlük ya da bir haftalık trade yapıyorsan biraz bekle diyor. Biraz dikkatli ol diyor. Daha böyle hani birkaç saatlik trade yapıyorsan, şimdi alayım 2 saat sonra satayım diyorsan, orada da bence çok biraz girme diyor. Biraz dikkatli oluyor ama bugün yarınlık bir trade yapıyorsan ya da 1-2 günlük, 3 günlük düşünüyorsan, o zaman dikkatli, riskini alarak yöneterek düşünebilirsin trade'i diyor.
Şimdi durum böyle kanka, bak bir Total Market Cap'te de bir Dead Cross oluşumu var. Bu sıkıntı, bu sıkıntı. Yani bak bu bir düşüş rotasyonu getirebilir. Bunu çizeyim. Bir henüz oluşuyor gibi, oluşuyor gibi. Dikkat edelim. Bakın bugün 19'u, birkaç gün içerisinde bir sert bir düşüş yapabilir bu. Bunun altını çizeyim. Evet, Bitcoin dışındaki Total Market Cap'e baktığımız zaman burada da bir alçalan, bir ters fincan olabilir. Bu da bizi daha da düşük hatlara götürebilir. Şu bölgelere götürebilir. Yani şu çanağın içi kadar bir düşüş yapabilir. Kabaca şu bölgeler falan. Yani bir %10, %20 daha altcoin'lerin canını çıkartabilirler. Bir dead, bak bir golden cross yapmış şurada. Hafif yükselmiş bak. Hafif görüyorsun değil mi? Golden cross yapmış. Şunu yapmış. Sonra dead cross yapmış. Yapışmış. Ha inşallah şey değildir abi kanka. Yani burada bir bu dead cross'un hakkını yemişizdir, çıkmıştır, bitmiştir, ama bir de fincan kulp var. Bu aralar biraz daha dikkatli olmak lazım kanka. Fed baskısı var malum. Ha yani short pozisyonu değerlendirmek isteyenler için tabii bunlar olumlu da gelebilir bir yandan. Bunları söyleyelim. Evet, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını yaz, kanala abone ol. Bütün anlattıklarım içerisinden en önemli, belki de dikkat kesilmemiz gereken sanırım gümüş olacak. Yorumlarını yaz ve kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Bye bye.